Kanın pıhtılaşması için ilk aşamayı trombositler oluşturur. Trombositler kemik iliğinin büyük hücrelerinden kopan renksiz ve çekirdeksiz hücrelerdir. En önemli özellikleri bir yere yapışma eğiliminde olmalarıdır. Ancak Allah'ın üstün yaratmasının bir kanıtı olarak trombositlerde yalnızca kan içindeki endotel doku zarar görmüşse yapışkanlık özelliği ortaya çıkar. Normal endotel hücrelerine yapışmazlar. Eğer böyle olsaydı, trombositler kan damarları içinde birikerek damarın tıkanmasına sebep olurdu. Bu da çoğu zaman ölümle sonuçlanırdı. Endotel hücrelerinin zarar gördüğünü fark edip hemen harekete geçmesi, karar verip çözüm üretmesi, tedbir alması düşünmemiz gereken bir durumdur. Eğer trombositler dokulardaki zararı görüp pıhtılaşma mekanizmasını başlatmazsa, ölümle karşılaşacağınız aklınızın köşesinden bile geçmez. Ama bu doğrudur. Varlığından bile haberinizin olmadığı şuursuz bir hücre, yaşantınızın devamı için var gücüyle çalışmakta, tedbir almakta ve uygulamaktadır.